Merhaba herkese, ben Esra Şahman. Türkçe öğretmeniyim, İstanbul'dan geliyorum, Çatalca'dan. Mesleğimde 14. yılındayım. Ama yaklaşık 4 yıldır ben ilçemizde açtığımız masal okulunda masal anlatıcılığı yapıyorum. Her gün okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, hatta üniversite öğrencilerine ve hatta öğretmen arkadaşlarımıza masallar anlatıyorum. Bugün de masal okulumdaki gözlemlerimden yola çıkarak özellikle okul öncesi dönemi çocuklarla yaşadığım, onlar üzerinde gözlemlediğim olayları size anlatmak için buradayım. Şimdi aslında bir soruyla başlamak istiyorum. Uygulama da yaptıracağım ama bu benim en sevdiğim fotoğraflarımdan biri. Çocukların yüzünde inanılmaz bir şaşkınlık ve heyecan var. Bazılarını kapattım ama kimi görünüyor azıcık. Tavana bakıyoruz biz. Ne görüyoruz sizce tavanda? Ne var o tavanda da? Çocuklar bu kadar heyecanlı. Ben de heyecanlıyım. Ne var o tavanda sizce? Projeksiyondan bir şey yansıtmadım. Elma topluyor olabiliriz. Başka fikri olan var mı? Yıldızlara bakıyor olabiliriz. Şimdi masal okulumla ilgili, tavanla ilgili çok güzel şeyler geliyor bana arada. Sayın değerli hocalarım, o tavanda hiçbir şey yok. O tavanda ne var? Masaldan sonra hayal ettiğimiz her şey var. Elmalar var, bir hocam dedi. Ama nasıl elmalar biliyor musunuz? Pembe elma, mavi elma, gökkuşağı rengi elma. Hatta bir tane öğrenci şöyle demişti. Öğretmenim bakın, şeffaf çekirdeklerini görüyorum demişti. Masal sonrası hayal ettiği her şey var. Uçan kuşlar, kediler, köpekler. Biz o an şaşkınlıkla mesela bir bal kabağı, özür dilerim. Tabii yuvarlanan bal kabağı diye bir masal anlatmıştım. Bal kabağının uçtuğunu hayal ediyorduk. Biz orada ve bal kabağının yanında küçük bal kabakları da uçuyordu. Onu hayal ediyorlardı. Devamında... Problem durumundan bahsedeceğim kısaca. Şimdi günümüzde en çok yaratıcı düşünen bireylere ihtiyacımız var. Farklı düşünen, üretken bireylere ihtiyacımız var. Çocuklara bunu küçük yaşta kazandırmanın en güzel yollarından biri de masallardır. Özellikle okul öncesi dönemi çocuklara masallar anlatarak onlara hayal güçlerini geliştirmede pek çok katkıda bulunabiliriz. Ve masal anlatmanın değişik yöntemleri var. Geleneksel masal anlatıcılığı, videodan izletebiliriz. Değişik podcastler var, oradan dinletebiliriz. Ben burada iki yöntemi karşılaştırdım. Bir geleneksel masal anlatıcılığı, ikincisi de... videodan izletme, masal anlatıcılığı. Araştırmamın konusu video ile masal anlatma ve geleneksel masal anlatıcılığı yöntemlerinin çocuğun hayal kurma becerisi üzerindeki etkilerini konu almaktadır. Şimdi ben devamını, işte bulgularımı, yöntemlerimi anlatmadan önce size bir masal anlatacağım. Ve masalı anlattıktan sonra da küçük bir uygulama isteyeceğim sizden. Hatta ben masalı anlatırken katılmak isteyenlere şu kağıtları ve kalemleri dağıtmak istiyorum. Böyle arkaya doğru uzatır mısınız rica etsem? Bir de orada da var. İsteyenler katılabilir. Şimdi size kısacık bir masal anlatacağım. Daha sonra da kağıtlarla ne yapmanızı gerektiğini söyleyeceğim. Öyleyse diyorum ki bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda küçücük bir köy varmış. Bu köyde de çok yaşlı, çok tatlı bir kadın yaşarmış. Bizim bu kadın herkesi, her şeyi pek severmiş ama en çok paylaşmayı, yardımlaşmayı severmiş. Bizim bu kadıncağız bir gün evin önünü çalı süpürgesiyle süpürür ki yerde bir şey bulmuş. Eğilmiş, almış, bu neymiş biliyor musunuz? Bakla tanesi. Demiş şimdi ben baklayı yesem doymam. Götürsem değirmeni un yapamam. İyisi mi ben bunu ekeyim, büyüsün, baklalarını toplayayım demiş. Hemen ekmiş baklayı, toprağını örtmüş, suyunu dökmüş, bakla büyümeye başlamış. Bakla büyümüş, bakla büyümüş, büyümüş, büyümüş. Masal baklası bu durur mu? Durmaz. Bakla bulutlara kadar uzanmış, bir gün bir bakmışlar ki yıldızlarla sohbet ediyor bizim bakla ağacı. Enine demiş, vaktidir toplamanın. Takmış sepeti koluna, başlamış tırmanmaya. Tırmanmış, tırmanmış, en tepeye ulaşmış. Yaşlı ya, pek yorulmuş, oturmuş dinlenmeye başlamış. Bizim yine dinlenirken o dalın tepesinde, o da ne? Karşıda bir bulutun üstünde ne görmüş biliyor musunuz? İki tane keçi. Ve bu iki keçi kavga edip duruyorlarmış.
En güzel mevsim benim. Hayır, en güzel mevsim benim. Hayır, en güzel mevsim yazdır. Çünkü insanlar yazı çok sever. Hayır, en güzel mevsim kıştır. Çocuklar kartopu oynamayı çok sever. Bizim nene dayanamamış, gitmiş yanlarına. Ama başa kavga etmeyin. İkiniz de çok güzelsiniz. İnsanlar yazı da çok sever, kışı da çok sever. Kışın yağmur yağar, toprak bereketlenir. Yazın buğdaylar başağa döner demiş. Bunun üzerine nene... Keçiler nineye teşekkür etmiş ve iki tane kese vermiş. Biri sarı, biri gri. Nine keseleri almış, ağaçtan inmiş, baklaları da toplamış, evine gitmiş. O topladığı baklalarla mis kokulu bir yemek yapmış, bütün köyü yemeğe çağırmış. Herkes yemiş, içmiş, sohbet etmiş. Ninenin aklına keseler gelmiş. Hemen odasına gitmiş, önce sarı keseyi açmış. Sarı kesenin içinden tahmin edeceğiniz gibi çiğ çiğ altınlar çıkmış. Ama bunlar o kadar çokmuş ki dökmüş tavana dek uzanmış. Gri keseyi açmış, onun içinden de gümüşler çıkmış. Onlar da çok fazlaymış, dökmüş tavana kadar ulaşmış. Derken bizimle demiş ki bunlar bana çok fazla. Paylaşayım bunları ben komşularımla. Herkesin eline o gece bir avuç altın, bir avuç gümüş vermiş, evine göndermiş. Bizim köylüler evine dönerken o köyde hiç arkadaşı olmayan kötü kalpli bir kadın varmış. Demiş ki, nereden buldunuz bunları böyle, çabuk söyleyin bana. Köylüler anlatmış nineyi. Hemen ninenin evine gitmiş, kapıyı tıklamış, anlat bakalım bana demiş, nereden buldun bu kadar altını, gümüşü? Nine ona da anlatmış baklağacını, keçileri. Ertesi gün kötü kalpli kadın hemen ağaca tırmanmış, oturmuş bir dala, karşıda keçileri görmüş. Keçiler yine kavga edermiş. Susun, başım şişti, bu ne böyle yahu, yaz kış, susun artık demiş. Keçiler, söyle o zaman hangimiz en güzeliz demişler. Ama bizim kötü kalpli kadın, yaz mı? Hiç sevmem, çok terlerim. Kış mı? Seni de sevmiyorum, çok üşüyorum demiş. İkiniz de çok çirkinsiniz. Bunun üzerine keçiler ona da iki kese vermişler. Biri sarı, biri gri. Kötü kalpli kadın keseleri almış, ağaçtan inmiş, evine gitmiş. Kapıyı, pencereyi sıkı sıkı kapatmış ki kimse görmesin. Önce sarı keseyi açmış. Sarı kesenin içinden ne çıktı acaba? Sarı kesenin içinden ne çıktı acaba? Açalım mı böcek? Kömür cevabını çok alıyorum mesela çocuklardan. Niye bilmiyorum. Bunun üzerine de bir araştırma yapacağım. En çok kömür cevabını alıyorum. Nine sarı keseyi, kötü kalpli kadın sarı keseyi açarken elleri yanmış. Sıcak çıkmış, buradan duydum cevabı. Güneşler çıkmış içinden. Bir anda odanın içinde kocaman bir güneş. Terlemiş neredeyse eriyecekmiş. Hemen gri keseyi açmış. Tahmin ettiğiniz üzere kar, yağmur, şimşek. Bizim kötü kalpli kadın korkudan kapıdan çıkmış, kaçmış, gitmiş. Bir daha da onu köyde gören olmamış. Masal burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri siz dinleyenlere, üçüncüsü de hayallerimize gelsin. Şimdi sizden isteğim şu. Ben uygulamamı anlatırken bana düşük beceri, yüksek hayal ile bakla ağacını, bulutları ve bulutların üzerindeki keçileri çizer misiniz rica etsem? Ben anlatırken boyalarım da olması gerekiyordu ama teknik bir aksaklıktan dolayı boyalar şu an burada değil. Aslında renk de çok önemli benim için ama şimdilik ben anlatırken çizim. Ben bu esnada sunumuma devam edeyim. Hemen. Şimdi. Devam edemedim. Bunu araştırırken, zaten 4 yıldır dediğim gibi çocuklarla çok fazla gözlemliyorum. Literatür taramasına başladım. 2 tane burada var ama ben size en dikkatimi çekeni söyleyeceğim. Masal ve Beyin diye bir makaleye rastladım. Masal ve Beyin adlı makalede şundan bahsediyordu. Çocuk ya da yetişkin hiç fark etmiyor. Birisinden masal dinlerken aynı anda hem sağ lob hem sol lob çalışıyor. Çünkü hem dinliyor hem de dinlediklerini hayal ediyor. Ve aynı zamanda dinlerken bir yandan sonunu tahmin edip sebep-sonuç ilişkisi kurmaya çalışıyor ve nöronlar inanılmaz bir şekilde aktif oluyormuş. Bunu literatür taramasında öğrenmiştim. Çok hoşuma giden bir makaleydi. Pardon. Ben direkt geçeceğim. Araştırmanın sorularına geçeceğim hızlı hızlı.
Görsel içerik kullanmadan, yani geleneksel masal anlatıcılığıyla yapılan masal anlatımı ile video izletme yöntemiyle yapılan masal anlatımının çocukların hayal kurmasına, yaratıcılığına ve farklı düşünme becerilere katkısını belirlemek amaçlı, dediğim gibi yapmıştım bu çalışmayı. 5 yaş grubu öğrencileri kullandım. Masal okuluma gelen 5 yaş grubu öğrencilerini ve anaokullarına gidip ilçemizde bulunan, orada bulunan 5 yaş öğrencileri üzerinde çalıştım. Ve bulgularıma gelirsem, önce aslında bundan bahsetmek istiyorum. Önce çocuklara, bakanlığımızın Anadolu Masalları diye bir YouTube kanalı var, belki biliyorsunuzdur. Bakanlığımızın YouTube kanalından bir Anadolu Masalı izlettim. Masalımın adı Tencerecik. Şurada çok net çıkmasa da bakın, tencere şurada. Tencerecik adlı masalı izlettim ben öğrencilere. Masalı kapattım, dedim ki ardından, şimdi bana bir tencere çizer misiniz? Çizilen tencereler. Sarı tencere. Sarı tencere, sarı tencere, sarı tencere, sarı tencere, sarı tencere. Hatta dikkat edin, ocak başında ninenin mor kıyafeti bile var. Onu bile çizmeye çalışmış. Çocuklar bunu çiziyor. Ve şöyle dönütler oluyorum. Öğretmenim, aynısını çizemedim. Çizmek istemiyorum. Güzel olmadı. Oradaki daha güzeldi. Ve burada şurada masaldan eklemeler var. Bunların hepsi masalda olan prenses ve prens gibi. Sadece masalda olan eklemeler oluyor. Fakat bir anlatacağın dinlediklerinde, burada da ben size anlattığım masalı, bakla ağacı masalını anlattım çocuklara. Şimdi bakla ağaçlarına bakın. Birinci bakla ağacım, diyor ki uçan keçi var. İkinci bakla ağacım, normal düz ağaç. Burada çocuk şey demişti, ben de masalda varım, kendimi de çizdim masala, ben de ağaca tırmanmak istiyorum. Üçüncü bakla ağacım, şöyle renksiz. Bu bir keçiymiş, bir tane keçi çizmiş. Dördüncü baklağacım, görüyorsunuz böyle çiçek çiçek baklalar çizmiş sanırım. Burada farklı bir baklağacım, kelebek çizmek istemiş yanına. Bunlar normalde yok. Şurada farklı bir baklağacı. Hepsinin rengi, şekli birbirinden farklı oluyor. Ve böylelikle de diyorum ki, geleneksel masal anlatıcılığıyla, yani video olmadan, ve bizim masal okulumuz gördüğünüz gibi duvarlarında hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur, soft bir ortamdır. Bu şekilde video izletimi olmadan, görsel içeriğe maruz kalmadan çocuk anneden, öğretmenden, babadan dinlediğinde hayal kurma becerisi daha yüksek oluyor. Ve şöyle bitireyim, burada slaytımı da uzatmadan. Einstein diyor ki, mantık sizi A'dan B'ye götürür ama hayal her yere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.